Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler için partiler çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısıyla önümüzdeki yıl yapılması planlanan yerel seçimleri değerlendirdi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda Pamukkale ilçesini CHP olarak kazanacaklarını ifade eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale ilçesinde yaşanan sorunları gündeme getirdi. Önümüzde bir yerel seçim süreci var, malumunuz üzere. İşte dışarıda da konuşuyor, birçok isim geçiyor. Ben Pamukkale İlçe Başkanı olarak şunu ifade edebilirim. Pamukkale'de seçimi kazanacağımızla ilgili hiçbir endişem yok. Neden yok? Bunu hamasi bir nutuk olarak söylemiyorum. Çünkü bence kötü yönetilen bir ilçe var. Sadece bu dönem için söylemiyorum. Pamukkale ilçesi kurulduğu günden bu yana kötü yönetiliyor. Yani bu kötü yönetiliş şundan da belli aslına bakarsanız. İlk belediye başkanıyla yola devam edilmedi. Bu dönemki belediye başkanıyla da şimdi dünya kadar isim dolaşıyor. Sen Merkez Efendi ile ilgili, Bozkurt'la ilgili hiçbir isim duyuyor musunuz? Aday adaylığı ile ilgili hiçbir isim gelmiyor kulağımıza. Ama Pamukkale ile ilgili bir sürü isim duyuyorum. Ben her gün başka bir isim duyuyorum açıkçası. Bu zaten kendileri tarafından da ilçenin doğru yönetilmediğini gösteren bir durum. İyi çalışan bir belediye başkanı varken ortada kimse ben bu belediyeye aday olacağım, belediye başkanlığına aday olacağım demez. Ama dediklerine göre zaten bir sıkıntı oldu kendilerince de kabul. Niye kötü yönetiliyor? Plansız ve programsız yönetiliyor çünkü Pamukkale. Yani o kadar güzel bir ilçe ki. Yani turizm deseniz var, üniversite deseniz var. Esnaflık zaten bayağı gelişmiş durumda. Ama sonuca bakıyorsunuz. Turizme dair bir şey var mı? Yok. Tarım var. Tarım ve hayvancılık var. Yani köyden mahalleye dönüşen çok ciddi oranda bir mahalle sayısı var. Bir kitle yaşıyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili bir şey duyuyor musunuz? Yok. Yani çözülen bir sorun var mı derseniz yine yok. Şimdi Uzunpınar'a bakıyorsunuz. Uzunpınar'ın derdi bambaşka. Yani hizmet gitmeyen bir noktada. Akköy zaten yıllardır mağdur ediliyor. Yani mesela oraya bir parantez açayım. Yani ilçe bir belediyesiyken bir yer, bir yerleşim birimi önce belediyeli elinden alınıyor. Sonra yani ilçeli elinden alınıyor, belediyeli elinden alınıyor ve mahalle statüsüne düşüyor yani. Akköy'de yaşayan bir insan olarak düşünün, değerlendirin kendinizi. Adliyeniz var, işte bütün devlet daireleriniz var. Evinizden çıkıyorsunuz hemen, işinizi görüyorsunuz devlet dairelerinde ama buradan uzaklaşıyor. O bölgede dediğim gibi tarım ve hayvancılık var. Her şeyin, ekonominin bütün elementlerinin, dinamiklerinin olduğu bir bölge Pamukkale. Ama hiçbir konuda ciddi bir atılım, çalışma yok.